Merhaba arkadaşlar. Konumuzun adı bir bilim olarak biyoloji nedir? Biyoloji bio canlı, loji logos'tan geliyor Latince'de ve bilim anlamında kullanılıyor. Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalıdır. Yani canlı bilimidir. Peki canlılık ne demektir? Bunun üzerinde çalışalım. Arkadaşlar, tüm canlıların ortak özellikleri olmalıdır. Peki bu ortak özellikler nelerdir? Öncelikle olarak beslenme diyoruz. Canlılar beslenir ve biz beslenme ilişkilerine göre canlıları ototroflar, heterotroflar ve hem ototrof hem heterotroflar diye ayırmıştık. Bu dersimizde bütün biyolojiye dair bilgilerimizi kısa kısa bilgilerle burada hatırlamaya çalışacağız. Ototrof ne demekti? Üretici yani kendi besinini kendisi yapabilen canlı. Nasıl yapıyorlardı arkadaşlar? İnorganik bileşikleri organik bileşiklere dönüştürebilen canlılar. Eğer ışık kullanıyorsa biz bunu kendi içerisinde ayırıyoruz. Fotoototrof, ışık kullanmadan kimyasal enerji kullanarak kendi besin üretiyorsa kemototrof diyorduk. Heterotrof canlı ise tüketicidir, dışarıdan hazır beslenen canlılardır. Örneğin bunlar kendi içerisinde holozoikler, yani katı parçalarla beslenenler, simbiyotikler ve aynı zamanda saprofitler diye ayrılacaklar. Saprofitlik özellikle üstünde duruyoruz arkadaşlar. Çürükçül beslenmedir ve ölü bitki hayvan atıklarından yani hazır beslenecektir yine. Hem ototrof hem heterotrof dediğimizde tipik örneklerimiz var. Örneğin böcekçil bitki aslında yeşil renktedir. Yani ne yapabilir o zaman? Fotosentez. Fotosentez yapabildiği için ototrof. Ama böcekçil bitki azotça fakir toprakta yaşadığı için o zaman topraktan azot alamayacak. Dolayısıyla azotça fakir toprakta yaşadığı için azot ihtiyacını yakaladığı böceklerden karşılayacak ve böceklerin proteinlerini hücre dışında ne yapacak arkadaşlar? Amino asite çevirecek ve azot ihtiyacını dışarıdan amino asit olarak karşılayacak. Yani böcek yediği için heterotrof ama yeşil renk dolup fotosentez yaptığı için de ototrof kabul edilen bir canlıdır. Peki beslendik, enerjiye ihtiyacımız var ama hücre dışında sindirim yaptık. Bu besinleri en küçük formlarına dönüştürdük, onu hücre için almak zorundayız. Şimdi burada özellikle burada bahsettiğimiz şey neydi? Proteinleri amino çevirdi. Yani ne gerçekleştirdi? Sindirim. O zaman bu besin moleküllerinin hücre içine girebilmesi, yani solunum reaksiyonunda ham madde olabilmesi için sindirim olayına girmesi gerekiyor. O zaman şu Şöyle diyebilir miyiz? Sindirim olayının amacı besinlerin solunumda kullanılabilecek boyuta getirilmesidir. Burada besinleri mekanik olarak yani fiziksel olarak parçalayabildiğimiz gibi bir sindirim enzimi kullanarak kimyasal olarak da parçalarız ve monomer haline getiririz ve böylece hücrenin içine girer. Ve hücrenin içerisinde solunum olayına girecek ve ardından da ATP üretimi gerçekleşecektir. O zaman sindirim ne olursa olsun canlı, parazit bile olsa tüm canlıların yapabildiği bir eylem olmalıdır. Çünkü Tüm canlılar kendi hücrelerinde ürettiği kompleks molekülleri eğer depoluyorlarsa ihtiyaç halinde yine kendi hücrelerinde sindireceklerdir arkadaşlar. Bu bir tenya bile olsa. Kaldı ki tenya bir iç parazit canlıdır ve örneğin yağ yapabilir ve depolar ve eğer ihtiyacı varsa hücre içinde depoladığı bu yağları yine monomerine hücre içinde parçalayacaktır. Peki şimdi ne yaptık? Monomer haline getirdik besin ve hücrenin içine aldık. Çünkü solunum eylemi hücre içinde gerçekleşen ve amacı ATP sentezlemek olan bir olay. Solunumu kendi içerisinde oksijensiz solunum ya da oksijenli solunum diye ayırdık. Oksijensiz solunumda arkadaşlar besin monomeri oksijen kullanılmadan ama enzimler kullanılarak neye çevrilecek? ATP'ye. Ve oksijenli solunumda ise yine eğer glikozla başlarsanız oksijen kullanılacak ve neye çevrilecek? ATP. Şimdi bir kısa hatırlatma yapalım arkadaşlar. Örneğin glikoz oksijen kullanılmadan iki tane etil alkole parçalandı ve iki tane karbondioksit gazı açığa çıktı ve net ATP kazancı burada 2 ATP. Oysa oksijenli solunum denklemini yazmaya çalışırsak glikoz uzun denklemi yazıyorum. 6 oksijen 6 su harcandı ve elektron taşıma sistemi devreye girdi. 12 tane su oluştu. 6 tane karbondioksit gazı açığa çıktı ve net ATP kazancımız 38 ATP. Peki ham maddeye bakalım arkadaşlar. Her ikisinde de glikoz ama fermantasyonda net 2 ATP kazancı varken oksijenli solunumda 38 net ATP kazancının olma nedeni nedir diye şöyle bir hatırlatalım. Oksijenli solunumda organik bir monomer inorganik bileşiklerine kadar parçalanırken oksijensiz solunumda organik bir monomer yine etil alkol C2H5O'dur ve hala organiktir ve organik maddelerin içerisindeki depolanmış enerjiye kimyasal bağ enerjisi denir. Dolayısıyla fermantasyonda organik besin içerisindeki depolanmış enerji hala kimyasal bağ enerjisi olarak bir miktar saklıdır. Dolayısıyla oksijensiz solunumda tamamen parçalanamadığı için organik monomer enerji kazancı da az olmuştur diyeceğiz. ATP'yi elde ettik. Peki canlılar bu enerjiyi nerelerde harcarlar dediğimizde hareket arkadaşlar. Hareket de yine canlıların ortak özelliklerindendir. Şimdi buraya baktığımızda bitkilerde pasif hareket vardır diyeceğiz. Ve hatırlayalım bitkilerdeki hareketi tropizma ve nasti diye ayırıyoruz. Tropizma dediğimizde uyaranın yönüne bağlı olan bir hareket. Örneğin ay çiçeğinin güneşe yönelmesine Pozitif fototropizma derken, nastiye örnek olarak böcekçil bitkinin neresine dokunursanız dokunun, böcekçil bitki kapanacaktır. Bu harekete ırganım ya da nasti diyoruz. Serbest bir hareket değildir, uyarana karşı verilen bir tepkidir diyoruz. Hayvanlarda aktif hareket söz konusudur ama süngerler ve sölentereler grubundaki mercanlarda ise aktif hareket yoktur. O zaman karşımıza şöyle bir soru çıkarsa, bütün hayvanlar aktif hareket eder, bu bilgi nedir arkadaşlar? Yanlış. Örneğin tek hücrelerdeki harekete de biz taksis adını veriyoruz. Bir öglena düşünelim. Öglenanın kamçısı var, göz lekesi var ve kloroplastı var. Eğer siz öglenaya ışık verirseniz ışığa doğru yönelecektir. Işığa doğru olduğu için pozitif, ışık olduğu için foto ve tek hücreli bir canın hareketi olduğu için de buna foto diyoruz ve üretilen enerji hareket olayında harcanmış oluyor. Ve yine arkadaşlar başka bir ortak özellik boşaltım. Ne demektir boşaltım? Vücutta oluşan metabolik atıkların ya da fazlalıkların uzaklaştırılmasıdır arkadaşlar. Atık olması şart değil. Eğer bir şey fazlaysa. Örneğin kanda tuz fazlaysa tuzu terleme yoluyla ya da idrarla atabilirsiniz. Buna da boşaltım denebilir. Arkadaşlar boşaltım önemli bir kavramdır. Hemen homeostasiye bağlıyoruz. Homeostasi kavramı dediğimizde arkadaşlar canlının iç ve dış ortamı arasında kurulan dengedir ve boşaltım sistemimiz özellikle bu vücutta oluşan atık ve fazlalıkların uzaklaştırılması anlamında neye yardım edecektir dış ortamla dengeyi kurmaya Oysa buradaki en tipik yanılgılardan bir tanesi şudur. Dışkılama bir boşaltım mıdır dediğimizde evet o da bir boşaltımdır. Fakat dışkılama sindirim sisteminin son ürünüdür. Dolayısıyla sindirim atıklarının vücuttan atılması doğrudan bir boşaltım sistemi ürünü olarak kabul edilmediğinden ve dışkılama eylemi hayatı tıpkı boşaltımda ya da solunumda olduğu gibi sınırlandırmadığından örneğin dışkılama eylemini 3-4 gün yapmasak bile yaşamımız devam edecektir ama idrarın vücuttan 3-4 gün atılamaması ürenin vücutta artması ve dengenin bozulması anlamına gelecektir. O zaman homeostasi kavramına baktığımızda arkadaşlar kulak dolgunuz olsun diye veriyorum. Özellikle ya da hormonal sistemin yani endokrin sistemin bozulması ya da dolaşım sisteminin bozulması ya da arkadaşlar hücrelere yeterince oksijen taşınamaması yani solunum sistemi ve dolaşım sistemi birlikte çalışıyor. Bu sistemlerin bozulması tabii ki boşaltımı her zaman yazacağız baş kısma ve diyeceğiz ki bu sistemler homeostasi de doğrudan etkilidir. Oysa sindirim sistemi ise doğrudan etkili değildir. Şimdi geldik hücresel organizasyon arkadaşlar. Tüm canlılar hücre ya da hücrelerden oluşurlar. Ve biz hücre kavramına baktığımızda bir canlının hücre zarı, stoplazması olmalı diyoruz ki eğer hücre olabilmesi için. Kaldı ki virüslerden bahsederiz arkadaşlar. Virüsler canlı kabul edilemiyorlar. Çünkü cansız ortamda kristalize oluyorlar. Virüslerin hücre zarı yok. Virüslerin stoplazması yok organelleri yok. Yani virüs hücresel kabul edilmiyor arkadaşlar. Ama tıpkı canlılara ait ortak bir özelliğe sahip virüslerde canlı bir hücrede çoğalabiliyorlar. Bu yüzden de canlı kabul edilebiliyorlar. Peki hücre organizasyon düzeyine göre arkadaşlar, çekirdek materyalinin varlığına göre prokaryotik ve ökaryotik diye ayrılıyor. Probasit demek ökaryotik EU'dan geliyor arkadaşlar. EU karyotik yani daha gelişmiş anlamında kullanılıyor. Prokaryotiklerde gerçek bir çekirdek yok. Zarlı organel yok. Neydi onlar? Bir mitokondrisi, kloroplastı ya da golgisi yok. Tek organeli ribozom, zaten ribozom da zarsız bir organel. Peki kimler prokaryotiktir dediğimizde, sadece bakteriler alemi ve arke bakteriler alemindeki bu bakteri grubundaki canlılar hem tek hücrelidir hem de prokaryotiktir. Oysa ökaryotik hücre dediğimizde arkadaşlar gerçek bir çekirdek vardır ve çekirdeğin içerisinde DNA bir protein kılıfla sarılmış olarak bulunur, yani kromozom vardır bu canlılarda ve bunlarda zarlı organel vardır. Bu gruptaki hücre tipine sahip olan canlılar tek hücreli de olabilirler. Örneğin öglena ökaryotik bir tek hücrelidir ve çok hücreli de olabilirler. Mesela amip tek hücreli ökaryotik, mantar, bitki ve hayvanlar ise çok hücreli ökaryotik canlılardır diyoruz. Şimdi geldik adaptasyon kavramına arkadaşlar. Bir canlı bulunduğu ortama eğer uyum sağlayamazsa elenecektir ve canlıların en tipik özelliği değişen ortam koşullarına uyum sağlamak için mücadele etmeleridir ve adaptasyon da yine ortak bir özelliktir. Tüm canlılar etkiye tepki verirler arkadaşlar. Sinir sistemleri gelişmiş olmasa bile tüm canlılar uyarana tepki verecektir ve yine üreme de arkadaşlar canlıların ortak özelliklerindendir. Üreme yaşamın devamı için değil soyun devamı için önemlidir ve biz kendi içerisinde nasıl ayırmıştık eşeysiz ve eşeyli diye. Hemen ilk dersten şöyle bir şey sorsak, sizce hangisi daha üstündür dediğimizde öğrencilerimiz genelde eşeyli üremeyi tercih ederler arkadaşlar. Oysa neye göre diye sormalısınız? Eğer üstün bir özellik varsa, üstün özelliği korumak istiyorsanız eğer Üstün özellik ancak eşeğsiz üremeyle korunabilir ama değişen ortam koşullarına uyum yeteneği sağlanması açısından değerlendiriyorsanız değişen ortam koşullarına uyum yeteneğini artıran ise kimdir diyeceğiz eşeğli üreme. Çünkü eşeğli üreme de genetik çeşitlilik olacağından değişen ortam koşullarına uyum yeteneği daha fazladır. Ve son olarak da arkadaşlar canlılık sonlandığında ölüm olarak adlandırılıyor ve ölümde sadece canlılara ait bir özelliktir. Thank <music>